Merhaba arkadaşlar, C# Form derslerimizin 84.'sü ile karşınızdayız. Bu dersimizde veri tabanı kullanmadan basit bir bilgi yarışması nasıl yapılır onu göstereceğiz. İki tane panelimiz var. Panel 1 üzerinde şıkları gösterecek olan 4 tane buton. Burada Label 1 soru sayısını, Label 2 de soruyu gösterecek. Başlat ve soru getir butonu aynı zamanda. Panel 2 üzerinde doğru, yanlış ve netleri hesaplayacağız. Panel 1'i yukarıya doğru tutturalım. Bunun için şuradaki Dark özelliğini yukarıya doğru ayarlıyorum. Panel 2 için sağa tutturuyorum bu şekilde. Evet, şimdi işlemlere geçelim. Evet, şimdi buradaki butona tıkladığım zaman, yani başlat dedikten sonra değişmesi lazım. Bu artık soru değiştirme butonu olacak. Yani teksti değişecek. Şöyle diyelim. Sonraki soru olsun. Evet, bir de şurada genel alana değişken tanımlıyorum. Sayaç. İlk değerini de 0 olarak atadık. Ardından doğru 0 double olarak tanımlıyorum. Çünkü netleri hesaplarken işimize yarayacak. Yani double kullanmak daha kapsayıcı oluyor en azından. Yanlış ve net değişkenlerine ilk değer olarak 0 değerini atadık. Ardından string türünde bir değişken tanımlıyoruz. Doğru cevap. Evet, bu şekilde tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi burada şöyle butonlara, yani butonlardan birine tıkladığımız zaman doğruysa doğru sayısı, yanlışsa yanlış sayısı bu şekilde artacak. Şu dördünü seçiyorum. Şurada events'lara geliyorum, properties'den. Click olayına şunu yazalım, 4 buton diyelim. Evet, bu şekilde click olayı bu şekilde açıldı. Daha öncesinde bizim sorularımız için bir metot tanımlayalım. Void sorular. Şimdi 4 butonda buraya tıkladığımız zaman şimdi burada şöyle yapacağız. Önce sayaç değeri 1 artsın. Ardından yine burada da sayaç, daha doğrusu sadece şurada sayaç artsın. Burada da hangi butonun tıklandığını bilmek için önce soruları yazalım. If diyorum.
Tab tuşuna iki defa bastın. Sayaç eşittir 1 olursa. Şimdi bu arada label 1'e sayaç bu şekilde kaçıncı soru olduğunu belirtmek için soru 1 diye bu şekilde yazdıralım her seferinde. Bunu bir çalıştıralım önce. Bunu bir gösterelim. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Sorular var. Ondan sonra click eventi. Burada 10 tane soru arkadaşlar hazırladım. O soruları buraya aktaracağım. Şuraya bakalım. Soru 1, 2, bu şekilde. Evet, bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Soru 1 için şurada sorular önceden hazırladık. Hangisi Avrupa ülkesi değildir mesela? Label 2'ye yazdıracağız. Bu şekilde. Hangisi Avrupa ülkesi değildir şeklinde soruyu sordum. Şimdi burada buton 1'e Almanya neler vardı? Gerçi bir bakalım şöyle. İsviçre ya da burası Avustralya olsun. Burası da İsviçre. Şimdi burada doğru cevap eşittir. Burada Avustralya yazabileceğimiz gibi şurada buton 3'ün tekstinin olduğu yerde yazabiliriz. Yani buton 3'ün tekstine eşit diye belirtebiliriz. Bu şekilde daha doğru sonuç verir. Bazen yani yanlış yapabilme ihtimali var. Büyük küçük harf duyarlılığı veya bir yerde nokta, bir yerde boşluk bırakma durumu olabilir. Gözden kaçabilir. Yani bu şekilde daha garanti. Şöyle buton 3'ün tekst olayına bu şekilde aktardık. Birinci soruyu bu şekilde yazdıktan sonra ardından şöyle diyeceğiz. If diyorum. Şimdi tıklanan buton şöyle sender as buton nokta text eşittir. Eğer eşitse doğru cevap. O zaman ne yapalım? Doğruyu 1 arttıralım. Değilse yanlışı bu şekilde 1 arttırmış olalım.
Ayrıca bir de şunu yapalım. For each döngüsü kullanarak butonları pasif hale getirelim. Panel 1 üzerindeki kontrolleri dolaşmasını sağlayalım. For each döngüsüyle. Ardından if diye şöyle eğer bu kontroller item is buton ise item nokta enabled false. Evet, bu şekilde yaptık. Ardından şurayı şöyle alalım. Biz eğer sonraki butona tıklarsak bu sefer butonlar sonraki soru dedik. Ardından şurada soruları çağıracağız. Evet, bakalım şöyle herhangi bir şey bir denememizi yapalım. Ondan sonra diğer soruları da çağıracağız. Hatta şurayı tur yapmadık. Hemen orayı düzeltelim. F5 yapıp çalıştıralım. Başlat dediğim zaman evet bu şekilde geldi. Şimdi ben burada şu anda görünmüyor. Şu özelliği false değiştirmiştik onu. Evet, görünmesi açısından denememizi yapalım. Evet, şimdi örneğin Avustralya dedim. Bu değişmedi. Şey, label'lara yazdırmadık. Tamam. Şimdi de label'lara yazdıralım. Doğru yanlış sayısını. Bunu yukarı alalım. Label'e doğru. Burada doğru. Da şöyle yapalım. Şuraya. Doğru. Doğru sayısı. LBL yanlış nokta text. Hatta neti de yazdıralım.
DBL net nokta text artı net şöyle diyeceğiz neten iki basamaklı ya yani daha doğrusu virgülden sonra iki basamaklı virgüllü sayılardan şöyle kullanacağız. Net sayısı net nasıl hesaplanacak? Net eşittir. Eşittir. Doğru. Eksi. Yanlış bölü 3. 4 şık olduğu için bu şekilde hesaplanıyor. Evet şöyle bir gösterelim. LBL doğru. LBL yanlış ve LBL net bu şekilde. Evet bir çalıştıralım. Bakalım ilk denememizi bu şekilde bir gösterelim. Evet şimdi bir bakalım. Avustralya dedim. Evet arkadaşlar. Doğru sayısı 1. Yanlış 0. Nette 1. Şimdi bu hemen çıkmasın. Sorular bittikten sonra çıksın. Hatta sorular bitince şu panel panel 1 false. O zaman şöyle yapalım. Şimdi panel 2'yi şöyle görünürlüğünü false yapıyoruz. Sorular bittikten sonra true yapacağız. Sorular bitince de panel 1'i false yapacağız. Şimdi sorularımızı tek tek alıyoruz. Şuradan sayaç on tane soru. Sorular. Evet. Burada şöyle bir şey yapalım. Eğer sayaç 10 olursa. Tamam. If sayaç eğer 10 olursa panel 1'i gizle. Panel 2 ile görünür yap. Ve btn soru getir nokta yok bunu da false yapalım. Ardından bir mesaj da alalım.
Evet, tabii bunu bir timer'la daha çok süsleyebiliriz. Aynı şekilde. Yani daha da geliştirilebilir. Şimdi önce panel 2 bir görünür olsun. Şimdi doğru yanlış ve netlerin hesaplandığını önce bir görelim, ondan sonra izleyelim. Şurada aldığımız soruları da bir gösterelim. Ardından çalıştıracağız. 2'den başlayarak. Şimdi burada yine aynı mantık. Label 2'ye sorumuzu yazdık. Buton 1'e Mısır, Cezayir, Fransa ve Sırbistan. Doğru cevap buton 4. Burada doğru cevap 3. Buton 3. Şurada yine aynı şekilde buton 1 en kalabalık ülkeyi, şıklardaki en kalabalık ülkeyi sorduk. Hangi ilin yıllık yağışı daha fazladır? Burada da Bitlis. Hangisi? Burada Sümerler. Buton 3. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. Son durumuna bir bakalım hep beraber. Evet, başlat. Şimdi Avustralya. Evet, sonraki soru. Bu Sırbistan olacak. Hepsini bir iki. Yani yanlış yapalım. Evet, bir. Hindistan. Adana diyelim. Evet, bu şekilde. Sümerler 4'e 2. 7. soruda Sümerler çıktı. Yeşil. Ve son soru. Evet, bilgi yarışması sona erdi. 7'ye 2. Daha doğrusu 8'e 2. 7.33. Şimdi 2 defa Sümer çıktı. Ona bakacağız. Bir de mesaj. Bunu şurada alalım. En son da alalım şöyle. Daha doğrusu. Şurayı yukarı doğru alalım burayı. Sorular bir kontrol edelim. Yanlışlık olmasın. 8, 6, 6, 8 olmuş. 4, 3, 5, 6, 8. Bakalım 7. sorumuz yok mu? Tamam. 10 tane soru yok. Çok önemli değil. Dikkatlerden kaçmış. Biz de 9 yaparız. Sorunu bu şekilde çözmüş oluruz diye düşünüyorum.
Şurada. Şimdi neler yaptığımızı kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. Bir teyit edelim önce. Evet, 9 dedik. Şimdi bu şekilde hesaplayalım. Başlat. Avustralya. Sonraki. Fransa cevabını verdik. 3 dedik. Hindistan. 5. Bitlis. 6. soruya geldik. Yanlış olsun. Bu da yanlış olsun. 3 tane yanlışımız. 91. Tamam. Evet. Evet, 9 taneydi arkadaşlar. 6 doğru, 3 yanlış. Evet, sayımız da bu şekilde 5 arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Yani şu şekilde yapacağız onu. Formülü olayındaki. Evet, görünmez. Şimdi arkadaşlar şöyle kısaca bir özetleyelim. Şimdi yukarıda genel alanda 4 tane bir sayaç değişkeni sorular için atadık. Sıfırdan başlattık. Doğru, yanlış ve net sayısı için değişken tanımladık. Double türünde. Ve bir de string doğru cevap diye bir değişken tanımladık. Metot soruları çağırmak için şu şekilde basit. Eğer sayaç 1 ise sorumuzu ve şıklarımızı bu şekilde yazdırdık. Doğru cevabımızı belirledik. 2'de de yine aynı şekilde. Ta ki 9 soru olana kadar hepsinin doğru cevabını belirttik. Ardından şurada 4 buton dediğimiz 4 tane butonu seçtim ve şuradaki event'ı açtım. Gösterelim. Burada click olayına bir isim verdim. Ardından tıkladım. Ve bu şekilde 4 buton için click event'ı bu şekilde açılmış oldu. Şimdi hangi butona tıklarsam, tıkladıktan sonra butonların pasif olmasını sağladım. Bunu da for each döngüsüyle yaptım. Ve dedim ki tıklanan butonun üzerindeki text eğer doğru cevaba eşitse doğruyu arttır. Sıfırdan başlatmıştır. Değilse yanlışı arttır. Neti hesapladık. Doğru eksi yanlış bölü 3. Label'lara aktardık. Doğru sayısını, yanlış sayısını ve neti. Ardından dedik ki eğer sayaç 9 olursa gerekli işlemler nedir bunlar? Panel 1'i gizle, panel 2'yi görünür yap. Ve aynı şekilde butonumuzu da gizle dedik. Ardından şöyle bir mesaj da istedik. Evet, soru getir. Şuradaki butonun click event'ında buna tıkladığım zaman sonraki soru text değişiyor. Her seferinde soruyu değiştirdiğim için sayaç değeri de bu şekilde artmış oluyor. Ve sayaca bağlı olarak da soru sayısı da bu şekilde değişiyor. Ve bu butona tıkladığımız zaman da soruları çağırıyoruz. Hem de panel 1 üzerindeki butonların aktif olmasını sağlıyoruz.
Daha önce pasif hale getirmiştik. Nerede? Şunlardan herhangi birine tıklandığı zaman, yani 4 butonun Event'ında, Click Event'ında, şurada, şuradaki butona da, cevapla butonuna veya soru getir butonuna tıkladığımız zaman da bu şekilde aktif hale getiriyoruz butonları. Son defa çalıştıralım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu burada bitireceğiz. Bir sorun olmazsa. Bu sefer görünmeden, doğru ve yanlışımızı görmeden soruları cevaplandıracağız. Evet, şimdi sadece yanlışları hesaplayacağım. 1, 1 yanlış. 2 yanlış. 3 yanlış. 3 tane yanlış. Dört yanlış oldu. Evet arkadaşlar, 5 doğrumuz, 4 yanlışımız ve netimiz de bu şekilde hesaplanmış oldu. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.